Merhaba sevgili izleyiciler. Doktor Ömer Aşkıner ile Sağlık ve Estetik programına hoş geldiniz. Bugünkü değerli konuğum kadın doğum uzmanı operatör doktor Şerife Erdem. Hoş geldiniz Şerife Hanım. Hoş bulduk. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Ben kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum. Ardından Zeynep Kamil Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum ihtisasımı tamamladım. Şu anda Ataşehir'de kendi muayenehanemde hizmet vermekteyim. Evet, bugün sizinle kadınlarda sık gözüken ama çok da dile getirilemeyen bir problemden bahsedeceğiz. Vajinismus. Vajinismus kısaca nedir, ne demektir? Vajinismus, cinsel ilişki esnasında ortaya çıkan yineleyici ve istemsiz katılmaların kasılmaların olması ve bu durumda ilişkinin imkansız hale gelmesi durumudur. Bundan dolayı da hasta ilişkiye giremiyor. Evet. Peki ne sıklıkta görülüyor toplumda? Sıklık şeyi nedir? Oranı nedir? Vajinismus kadın doğum kliniğine ya da diğer psikiyatri kliniklerine cinsel fonksiyon bozuklukları sebebiyle başvurular arasında en sık görülen hastalıktır diyelim. Ülkemizde de her 10 kadından birinde vajinismus ile karşılaşmaktayız. Evet, 10 kadından bir tanesi. Peki bunların hepsi mesela vajinismus olduğunu biliyor mu? Veya fark etse bile size müracaat edebiliyor mu, ediyor mu? Evet, şöyle bir durum var. Yani biz tabii ki bunlar hani tanı konulan vakalar değilim. Bunun dışında tabii ki mesela acillerde karşılaştığımız pek çok hani kadın doğum pratiğinde aşırı kanamalar vesaire gibi durumlar ya da işte doğum esnasında hasta doğuma geldiğinde hani gebelik yaşamış, doğum aşamasına gelmiş ama hala farkında da olmayabiliyor. Yani bunlar hani vajinismus tanısı alıp ilk başta terapi gören hastalar açısından yapılmış bir değerlendirme. Değil mi? Yani yoksa toplumda oldukça çok daha fazla. Aynen, kesinlikle fazla, yani 10 kadından birinde değil kesinlikle. Ve çoğu kadında bunun farkında bile değil bazıları. Evet, evet. Diyebiliriz herhalde. Tabii ki yani yıllarca farkında evlilik olmayan yaşamış pek çok kadında var. Yani hani bunu sadece hani ilişkinin imkansız hale gelmesi değil, bir nevi yani ilişki esnasında çok ciddi ağrının olması bile bir nevi aslında eğer organik ya da işte anatomik bir problem yoksa vajinismus denilebilir. Evet. Peki vajinismusun sebepleri nelerdir? Yani bir organik bir problem mi var gerçekten orada yoksa başka bir şey mi? Vajinismusun sebepleri arasında en sık gördüğümüz psikolojik kaygılar. Bu psikolojik kaygılar konusunu açacak olursak toplumda şehir efsaneleri dediğimiz gerek kızlık zarına gerekse ilk geceye ait anlatılan gerçek dışı efsanevi öyküler aslında bir bakıma. Korkutma. Kesinlikle kulaktan kulağa dolaşa dolaşa artık insanlar bilinçaltında bunu kadın tarafından hani gerçekmiş gibi algılanıyor ve bunun bedene yansıması olarak aslında bir nevi görüyoruz. Diğer yandan çocukluk çağında ya da daha sonraki dönemde yaşanmış cinsel taciz ya da tecavüzler olabilir. Ya da çocukluk döneminde toplum yapısı gereği de diyebiliriz buna. Yani kızlık zarının çok abartılı bir şekilde anlatılması ya da cinselliğin bir tabu olarak çocukluk döneminde çocuğa veriliyor olması, kendi yaşına özgü bir takım normal kabul edilen şeyleri hani sürekli yasaklanması sebep olabilmekte. Bazen de ailedeki bir takım problemler, örneğin baskıcı bir babanın eşi rolü bir nevi yani onu kabullenmeme yani kadın olmayı reddediş ya da ezilmiş, çok baskı görmüş bir annenin rolünü kabullenmeyiş olarak yani bir nevi kadın olmayı reddediş olarak düşünebiliriz. Yani şöyle diyelim, vajinismus aslında bir nevi bedenin kendi de bir korkuya karşı savunması. Yani nasıl ki gözümüze bir herhangi bir tehlikeli bir şey yaklaştığında gözümüzü kasarak kapatarak cevap veriyoruz. Aslında burada da vajinismusta da kadın bir nevi bedenini kapatıyor. Yani sadece vajinada bir kasılma olmuyor aslında. Tüm bedeninde bir kasılma meydana geliyor. Boyun kaslarında, sırt kaslarında, bacak kaslarında. Yani bir nevi aslında böyle bir panik atak benzeri bir tablo oluşuyor.
oluyor. Yani bunun için ilişkinin olması değil, bazen aklından geçirdiğinde bile böyle bir korkuyu yaşayıp böyle bir tablo oluşabiliyor kadında. O yüzden hani bunları özellikle çocukluk çağından itibaren çok dikkat etmemiz gerekiyor, evet, gerçekten. Bazen de şöyle, aslında normal bir cinsel birliktelik yaşıyor. Sonrasında örneğin bir travmatik bir jinekolojik muayene, küretaj ya da doğum sonrası yine vajinismus tablosuyla karşılaşmaktayız. Evet. Bunların da ana şeyi çocuk, yani bir şekilde belli korkuların çocukluktan itibaren, evet, çocuğa bocalanması, aynen, pompa edilmesi, yani tamamen değil mi? Yanlış bir cinsel bilgilendirme, evet, belki. Yani dediğimiz gibi hani gerçek olmayan şeylerin kulaktan kulağa sürekli gerçekmiş, evet, gibi anlatılıyor olması, yakınında birinin böyle bir sorunu yaşıyor olması. Yani bunların hepsi kadın evlendiği zaman çoğu aslında bilinç, hepsi psikolojik aynen, zihinde yüklenmiş şeyler bir nevi yaşantıya geçiyor. Yani evet, bir savunmaya geçiyor kadın o an. Hani bir tehlike var. Tehlike var, bunu aynen, savunmam lazım tüm kendimi. Pelvisteki, yani vajina çevresi, idrar borusu ya da makas çevresi, o bölgedeki kaslarını kasarak, bizim aşk kasları adını verdiğimiz kaslar bunlar. Bunları kasarak bir nevi vücudunu korumaya geçiriyor. Evet. Peki hastalar size, vajinismus problemi olan hastalar size daha çok hangi şikayetlerle geliyor? İşte benim vajinismusum var, bunun tedavisi için mi geldim diyor, yoksa farklı bir nedenle gelip siz onu sorgulama sırasında mı ortaya çıkartıyorsunuz? Bazen yani yeni evli çiftler başvurabiliyor. Şöyle oluyor. Yani ilk cinsel deneyim yaşanamadığı için acaba bir problem mi var? Yani hastalarımızın daha çok tabiri, yani hani kızlık zarıyla ilgili çok mu kalın? Yani bir de kulaktan duyma bilgileri olduğu için, ya da orada bir duvar var. Hani bir duvar hissi. Daha çok bu şekilde Değil mi? geliyorlar. Yani zaten genelde ilk başvuru bir kadın doğum uzmanına oluyor. Acaba bir problem mi var diye. Tabii bu, çoğu kez de anatomik açıdan muayenede herhangi bir sorun saptanamıyor. Evet. Bu durumda da tabii aileye bu bilgiyi verdiğiniz zaman ya bir nevi rahatlama sağlıyor. Fakat bu zamana bırakılmaya başlanıyor bu defada. Zamana Bir problem yokmuş aynen, deniliyor. Yani herhalde zamanla olacak ya da işte toplumda şey var, doğumla düzeleceği ya da zamanla düzeleceği gibi bir kanı var. Dolayısıyla zamana bırakılıyor. Bize daha çok karşılaştığımız hastalar da işte bu zamana bırakılan hastalar. Bazen 3-5 yıllık, hatta daha uzun yıllık evliler bize başvurabilmekte. Tabii şu anda sosyal medyanın da etkisiyle artık hastalar bir nevi kendilerine de tanı koymuş oluyorlar. Yani hani araştıraraktan daha çok başvurular böyle evlilik yılı uzun olan hastalar. Bunlar da zaten artık araştırmalar sonucu geldiği için az çok bilgi sahibi oluyorlar. Genelde de O bu şekilde, hastalarla, evet. evet, muhatap oluyoruz. Peki bu şekilde işte cinsel ilişkinin zor olması veya yapılamaması, sürdürülememesi evlilik sürecini nasıl etkiliyor? Yani evli çiftler sonuçta. Yani büyük çoğunluğunda eşler tarafından ilk başta tolere eşler edilmeye arasında bir çalışıyor. Sıkıntıya neden oluyor mu ilerleyen dönemlerde, Evet, değil mi? evet. Başlarda böyle tolere edilmeye çalışsa da, yani hani zamanla düzelecek, zamana bırakalım şeklinde bir inanış olsa da ilerleyen yıllarda kadında bir özgüven kaybı, eşine karşı bir suçluluk hissi, yani bir böyle bir yetememe ya da işte kendini suçlamaya başlıyor. Erkek yönünden bakacak olursak da bir hani sürekli reddedilmenin getirdiği bir tabii ki zamanla bir sinirlilik ya da işte bir karşı tarafa karşı bir sert bir yaklaşım olabiliyor. Bunun dışında bazen bekaretle ilgili şüpheler uyandırabiliyor. Ya da zamanla erkekte de sekonder bir disfonksiyona, cinsel disfonksiyona da yol açabiliyor. Evlilik sürecini de sonuçta olumsuz tabii, etkileyen, yani eşler evet, arası zamanla boşanmalara sevgiyi, kadar, saygıyı, boşan, evet, evet, maalesef yani hani çözüm getirilmediği tedavisi zaman. kolay bir rahatsızlık ama bilinmediği zaman, yani çoğu kez hani böyle başvuru
olmadığı zaman hekime hep böyle bir içinden çıkılmaz bir durumu alıyor ve boşanmalara kadar, yani yıllar içerisinde boşanmalara kadar gidebiliyor maalesef. Kesinlikle zamana bırakılmaması bir an önce çözüm yoluna gidilmesi. Evet, yani süreç uzadıkça daha kolay halledilebilecek bir durum, daha içinden çıkılmaz bir hale dönüşebiliyor. Yani bir de tabii ki bir özgüven kaybı oluşuyor. Yani hep şey, başaramama korkusu. Olmayacak. Hani her defasında böyle bir deneme ve başaramama olunca ister istemez o başaramama olayı problem iyice giriftleşiyor. İçinden çıkılmaz bir hal alıyor. O durumda da zaten eşlerin bunu kendi başlarına çözmeleri neredeyse imkansız gibi bir şey. Evet, sonuçta bir uzmana danışmak lazım değil mi? Yani çoğunlukla bir de şöyle bir problem oluyor. Aileler tarafından başlangıçta bu durum bilinmiyor. Fakat hani ilerleyen yıllarda ister istemez bir çocuk muhabbeti, bir bebek muhabbeti araya girmeye başlıyor. Bir şekilde ailelerin bu konuda bilgisi olduğu zaman bu defa olay daha içinden çıkılmaz bir boyuta yol açıyor. Çünkü hani yıllar süren bir evlilik söz konusu ve böyle bir şeyle aileler karşı karşıya geldiğinde ister istemez hani ne yapabiliriz? Yani nasıl olur? Böyle bir şey mümkün mü diye sorular uçuşmaya başlıyor. Evet. Peki vajinismusta tedavi seçenekleri nelerdir? Nasıl bir tedavi uygulamak lazım? Vajinismusta biz klinimizde cinsel terapi yapıyoruz. Evet. Daha çok cinsel terapiyle. Evet. Evet. Terapide peki neler yapıyorsunuz? Hangi terapi çeşitleri, farklı terapiler var mı? Cinsel terapide biz bilişsel ve davranışsal terapi dediğimiz modaliteyi uyguluyoruz. Bilişsel tedavi derken, yani vajinismusun sebeplerini düşündüğümüz zaman öncelikle bunları göz önünde bulundurup doğru bir anatomik bilgilendirme yapıyoruz. Ardından da doğru bir cinsel bilgilendirme yapıyoruz. Zaten hastaların birçoğu hafif vakalarda bunlar bile hastalara yeterli olabiliyor. Yani en azından o kafasında oluşturduğu korkuların yanlış hepsinin yanlış olduğunu, yani aslında hiç de bildiği gibi olmadığını görüyor. Büyük çoğunluğu bu dönemde bayağı bir rahatlama sağlıyor. Ardından biz davranışsal terapiye geçiyoruz. Davranışsal terapide ne yapıyoruz? Hastaya bir takım ev ödevleri veriyoruz. Bu aşk oyunları dediğimiz ev ödevleri. Bir takım egzersizler bunlar. Bu egzersizleri dönem dönem seanslar halinde hastaya tarif ediyoruz. Çoğunlukla hastaların evde kendi başlarına uygulamalarını öneriyoruz. Yani komplike vakalarda biz kendi muayenehanemizde de bu egzersizleri hastamıza eşlik ederek, onu motive ederek yaptırıyoruz. Yani çoğu hastamızda bu tedavinin sonunda tabii ki sorununu aşmış oluyor. Sonuçta problem daha çok yanlış bilgiler neticesinde oluşan bir korku. Evet. Yani %100 tedavisi mümkün bir rahatsızlık zaten vajinismus. Evet. Yani yeter ki toplumda neredeyse tedavisi zor, hatta tedavisi yapılamayan bir hastalık gibi bilinir aslında. Evet, yani dediğim gibi doğru, yani önemli olan aslında başvurabilmek. Yani bunu bir sorun olarak çiftin algılaması ve bunun için bir arayış içine girmesi. Yani ben bunu çözmek istiyorum diye bir arayış içine girmesi ve bunun için bir terapiste ya da bir hekime başvurması ve ben bunu çözmek istiyorum. Yani ve bu irade önemli. Aynen, aynen. Yani bu karar önemli. Yani böylelikle zaten %50 sorunun üstesinden gelinmiş olunuyor. Evet. Peki sonuçta vajinismus kadının problemi gibi görünmesine rağmen aslında hem erkeğin hem kadının bir problemi değil mi? Yani erkek de terapi sırasında beraberinde kadınla birlikte olması gerekiyor. Yani biz vajinismusa dediğiniz gibi, yani kadının sorunu gözüyle bakmıyoruz. Vajinismus bir çiftin uyum problemidir. Yani o yüzden hani mutlaka eşlerin de tedavide yanlarında olması gerekiyor ki şöyle, yani hani vereceğimiz egzersizlerde bir kısmında sadece belki motive edici olarak, bir kısmında da hani birlikte yapabilecekleri egzersizler olabilir. O yüzden mutlaka eşlerin de gelmesini terapi sürecinde istiyoruz. Evet. Sonuçta dediğiniz gibi iki çiftlerin birlikte tedaviye katılımı önemli. Evet, çok önemli gerçekten. Peki bazen duyuyoruz böyle işte bir seansta, iki seansta vajinismustan kurtulun falan tarzı şeyler var. Bunlar ne derece doğru, var mı bir geçerliliği?
bu yani konuda? Şöyle bir takım tedaviler var. Örneğin dediğiniz gibi işte tek seanslık terapi olarak geçiyor. Ya da işte en çok aslında en çok karşılaştığımız maalesef kızlık zarına yönelik yapılan operasyonlar. Yani burada biz zaten hastalarımızı özellikle anlatıyoruz. Maket üzerinde de gösteriyoruz. Yani hani olaya sebep olan şeyin kızlık zarı olmadığını, değil mi? Tabii ki vajinadaki kas yapısının böyle bir şeye engel olduğunu. Yani hastalarımıza gösteriyoruz. Gerek maket üzerinde, gerek kendilerine verdiğimiz egzersizlerle hani fark etmelerini sağlıyoruz. Yani kızlık zarına yapılan hiçbir müdahale bu sorunu ortadan Çözmez. Kaldırmıyor. Yani zaten normal hani sağlıklı bir bayanda eğer hani adet görüyorsa bu kızlık zarının hani kapalı olmadığını bir şekilde nasıl ki adet kanının geçişine izin veriyorsa cinsel ilişkide izin verebileceğini hastaya anlattığımız zaman zaten onun zihninde de bu yerleşiyor. Bu zaten hani kendi klinik pratiğimizde de görüyoruz. Böyle bir işlemi geçirmiş, buna rağmen hani başarılı olmadığına şahit olmuş, inanmış hastalar da bize başvurabiliyor. Böyle bir operasyon geçirdim ama yine de sorun halledilmedi diye. Yani dediğim gibi bunun dışında mesela vajinaya işte bir takım lokal anestezi kremler uygulanması, kas gevşeticiler, hepsi yanlış. Botoks uygulaması bunlar var. Ama bunlar hani ilk cinsel birlikteliği mümkün kılsa da uzun vadede daha komplike hale gelmiş bir vajinist mustablosu olarak karşımıza çıkıyor. Sonuçta problem oradaki bir defa kasılma değil aslında. Problem psikolojik ve önceden olan korkular ve yanlış bilgiler. Evet, yani kasların aslında kontrol edilememesi, vajinadaki kasların kontrol edilememesi sebep oluyor. Evet. Peki vaginismus musta tedavi sonuçları nasıl, bu bahsettiğiniz terapi tedavileri başarılı bir şey midir, oranlar %100'e yakın? Evet, yani tabii vaginismus tedavisi aslında başarılı etkileyen faktörler var mı, neler? Vajinismus tedavisi %100 mümkün. %100 mümkün diyoruz. %100 mümkün, evet. Yani halledilmeyecek bir problem değil. Yani burada daha önce de belirttiğim gibi yani çiftin yeter ki ben artık bunu sorun olarak algılıyorum. Bu bizim bir problemimiz. Aynen, bundan bunu kurtulmak çözmemiz istiyorum. Lazım. Aynen deyip öyle. Size gelmesi tabii, gerekiyor. Yani geldiği zaman %50 hallediyor zaten. Sonrasında hastalarımızdan özellikle terapinin ilk başında vurgulayarak söylüyoruz. Yani bu verdiğimiz egzersizleri, yani artık ben hastalarıma diyorum ki şu andan itibaren geldiniz %50'sini halletmiş olarak. Yani bundan sonra yapmanız gereken de tamamen buna yoğunlaşmanız. Yani bütün işlerinizi, günlük aktivitelerinizi göz ardı edin. Yani şu anki birinci işiniz bu. İşiniz aynen. Bu. Yani vereceğimiz egzersizleri, ödevleri, yani bunları işinizden arta boş kalan zamanlarda yapmayın. Boş zamanda yapılacak bir iş değil, değil mi? Kesinlikle. Yani asıl önemli olan işiniz bu olsun. Yani ne kadar kısa sürede halledersek yani bu seansları, yani çok geniş zamana yaydığımız zaman da bir dönem sonra sıkıcı hale gelebiliyor. Sıkıcı. Aynen. Yani bu da tedavi başarısını azaltıyor. O yüzden yani bunu primer sorununuz, yani birinci en önemli işiniz şu anda bu. Bu egzersizleri düzenli olarak yapın ve sonrasında tedavinin aslında hepsine söylediğimiz şey şu. Tedavinin başarısı da başarısızlığı da aslında sonuç olarak çifte ait. Yani sorunu açtığınız zaman aslında siz başarmış oluyorsunuz. Aşamadığınızda da yine size ait. Çünkü hani verilen önemli olan bu ödevleri, egzersizleri düzenli olarak benim birinci ödevim bu diyerek bunu yapıyor olmaz. Bunları yaptığınız sürece zaten kesinlikle aşılıyor. Değil. Evet, evet, kesinlikle. Teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler için. Evet. Operatör Doktor Şerife Erdem'e teşekkür ediyoruz değerli bilgileri, verdiği bilgiler için. Evet sevgili seyirciler, programımız burada bitti. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.